Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Münevver. Bir senedir neredeyse en yakın arkadaşım oldunuz. Ailemdeki herkes, annem, oğlum, siz dinliyor ve tanıyorlar. Annem kulaklığı kulağımda görünce bizim oğlanı mı dinliyorsun diyor. Hikayemi yazmakla yazmamak arasında uzun süre kararsız kaldım. Sonunda kendimi toparlayarak yazmaya karar verdim. Ben İstanbul doğumlu, göçmen kızıyım. Biri vefat etmiş, iki engelli ablasıyım. Vefat eden kardeşim büyümeden öldü maalesef. Annemler diğer kardeşime daha bir özen göstermeye başladılar. Ben her zaman kardeşimin bu durumunu doğumdan kaynaklı sanıyordum. Annemler ise kardeşim sürekli hacılara, hocalara götürüyor, çare arıyorlardı. Kardeşimin hem bedensel hem de zihinsel engeli vardı. Herkesin bildiği tabir olarak kardeşim spastikti ve yürüyemiyordu. Kardeşimin evde çok fazla tuhaf hareketleri vardı. Buna hastalığına veriyordum her zaman. Her gün neredeyse aynı saatte, aynı dakikada uyanarak ağlar. Annemlerle yatacağını söyleyerek yanlarında yatardı. O zamanki evimizden bilmediğim bir sebepten taşınma kararı alınmıştı. Yeni evimiz 3 katlı, triplex, büyük bir evdi. Eve kısa sürede alışmıştık ama kardeşim sürekli olarak hava karardım odasına çıkmak istediğini söylüyordu. Biz de odasına çıkarıyorduk. Eve alışmaya başlamıştık. Bir sabah kahvaltı yaparken annem gece neden Chopin'le oynadığımı sordu. Ben oynamadım. Chopin'le gece ne işim olsun ki anne dedim. O zamanlar ihlas Chopin'ler vardı evde. Tık tık diye ses çıkararak açılır. Ardından sıcak su akardı. Annem, peki sen oynamıyorsan bu makine kendi kendine neden çalışıyor dedi. İkimiz de buna bir anlam verememiştik. Annem evde yaşanan birkaç paranormal olaydan sonra bir hocaya başvurmanın en mantıklısı olacağını söyledi. Tanıdıkların da vasıtasıyla işin ehli bir hocanın ziyaretine gittik. Annem hocaya durumu anlattıktan sonra hoca evdeki kardeşim yorganın desenine kadar anlattı. Duyduklarıma inanamamıştım. Hoca bize çocuğun cinleri var. Ona da danmışlar. Onu evin içinde yürütüp gezdiriyorlar. Eşyalarla oynatıyor, onu kullanıyorlar dedi. Ne yapacağımızı sorduğumuzda dualar okumamızı, zararsız olduklarını söyledi. Zararsız dahi olsa göremediğim varlıkla aynı evde olmak insanı gerçekten korkutuyordu. Hocanın dediğini yaparak evde Kur'an okumaya başladık. Bir süre sonra evde yaşanan paranormal olaylar da kesildi. Zaman akıp geçiyor, büyüyorduk ama kardeşim ara ara biz otururken bir noktaya bakıp ''Abla, bak şu anda senin sağında, sana bakıyor.'' diyordu. Biz bu duruma genelde gülüp geçiyorduk. Önceki olayların etkisini de üzerimizden atmıştık. Kuzenlerim falan herkes kardeşimin bu durumunu duymuştu. Onları duyduğumuzdan beri onlara ilgi duymaya, sürekli olarak konuşmaya başladık. İlgimiz hep o yöneydi diyebilirim. Kuzenlerim kardeşinden çok korkarlardı. Ona yaklaşmaya çekiniyorlardı. Sanki kardeşim cinliymiş gibi. Bu olay böyle sürüp giderken yaşım ilerlemiş, evlilik çağım gelmişti. Görüştüğüm biri vardı. Çok iyi anlaşıyorduk. Ona hiçbir zaman kardeşimin durumundan bahsetmedim. Yani bu cin olaylarından dolayı kardeşime ön yargılı yaklaşmasını istemedim. Evlilik planladığım kişiyi ailemle tanıştırdığımda ailem bu ilişkiye karşı çıkıp evlenmemi istemediler. Sanırım ailemin gördüğü benim görmediğim bir şeyler vardı ve ben bunu maalesef bilmiyordum. Ailemi ikna edip zor da olsa evlendim. Her şey yolunda, çok güzel ilerliyordu. Evliliğimde pürüz yoktu diyebilirim. Eşim evliliğimizin ilk aylarından sonra eve geç gelmeye, bazı gecelerde gelmemeye başladı. Buna çok kızıyordum ama bana sürekli olarak eşi olduğunu, annesinin rahatsız olduğunu söyleyerek bahaneler üretiyordu. Eşimin olmadığı bir geceydi. Derin uykudayken nefessiz kalmış, üzerinde hissettiğim ağırlıkla gözlerimi açmaya çalıştım ama gözlerimi yarım şekilde aralayabiliyordum. Üzerimde kapkara bir kadın vardı. Saçları öyle pisti ki topak topak olmuştu. Kokusu da yağlı, küflenmiş yemek gibiydi. Kalkmak için debeleniyordum ama kalkamıyordum. Ağzımı açıp bir şeyler söyleyeceğim, o da olmuyor. Nefessiz kalıyor, resmen can çekişiyordum. Bu kadın kimdi? Neden üzerime çökmüştü? Tam olarak bilincim giderken üzerimdeki ağırlık kalktı. Derin bir nefes alarak yatakta doğruldum. Etrafıma baktığımda o kadından eser yoktu. Acaba o kadın kimdi? Rüyamı görmüştüm. Nasıl bir şeydi bu böyle? Dua ederek uyudum. Bu olay birkaç defa daha oldu. Üzerime çörekleniyor, tam nefessiz kalıp öleceğim anda kalkıyordu. Kime söylesem bunun karabasan olduğunu, dua etmemi söylüyorlardı. Genelde kafam doluyken, sinirliyken oluyordu.
Bu durumun sebebi ise eşimin ailesiydi. Beni istemiyor, sürekli olarak baskı uyguluyor, yokmuşum gibi davranıyorlardı. O sırada hamile olduğumu öğrendim. Eşimi hamile olduğumu duyduğunda sevmesi gerekirken bu durumu tuhaf karşıladı. Her gece tartışıyor, dayak yiyordum. Kısa süre sonra da yatakları ayırdık. Kendi salonda yatmaya başlamıştı. Hamile kaldıktan sonra işler çığırından çıktı. Bu adamın bebeğini dünyaya getirmek istemiyordum. Maalesef içimdeki insani duygulara da engel olamadım. Aylar sonra bebeğimi, günahsızımı kucağıma aldım. Eve gelenin gidenin haddi hesabı yoktu. Resmen bütün sülalesi gelmişti. Hepsine hizmet ettim. Temizliğim bir hafta kadar sürdü. Temizlik esnasında dantellerden birinde lekeler fark ettim. Temizlemeye çalıştım ama olmadı. Danteli kenara bırakıp mutfak tezgahını temizlemeye başladım. Tezgahı her sildiğimde büyüyen bir leke ve etraf saran kötü bir koku vardı. O lekeden geliyordu. Etrafa oda spreyi sıkarak geçiştirmeye çalıştım ama bayağı baskın bir kokuydu. O akşam eşim işten geldikten sonra kavga etmeye başladık. Sudan sebeplerden ailesine neden doğru düzgün hizmet etmediğimi söylüyordu. O gece beni dövdü. Ertesi gün kırkı çıkmayan bebeğimle beraber baba evine döndüm. Kısa zaman sonra da boşandık. Sürekli olarak çocuğumla beni tehdit etmeye başladı. Barışalım. Yoksa çocuğu alır kaçarım diyordu. Çocuğumun küçük olmasından ve babasız büyümesini istemediğinden barışma kararı aldım. Birkaç arkadaşımın söylemesiyle evlenmeden bir hocaya gittim. Göz mü var, nazar mı var diyerek. Hoca bana baktıktan sonra eşimi anlatarak onlardan uzak durmamı söyleyerek kocanın anası sana büyü yapmış. Sen hamile olduğundan büyük çocuğa geçmiş maalesef. İyi ki şimdi geldin. Geç olsa dönüş olmazdı. O kadından elinizden geldiği kadar uzak durun. Gerekiyorsa evinize bile sokmayın dedi. Hoca muska yazıp bizi gönderdi. Rahatsız edilmeyeceğimizi söylemişti. Eşimle barışmış, istediğim gibi yeni eşyalar alıp yeni evimize yerleşmiştik. Gayet güzel günlerimiz geçiyordu, mutluyduk. Bu olayların üzerinden 5 sene kadar geçmişti. Kaynanam eve girdiği andan itibaren çıkana kadar gözüm hep üzerindeydi. Eşimle bir gece sebepsiz yere tartışmaya başladık. O gün başlangıç oldu. Her gece farklı olaylar oluyor. İçerideki ışıklar arızalı gibi ara ara yanıp sönüyor. Sebil kendi kendine çalışıyor. Mutfaktan tabak çanak sesi geliyordu. Eşimle ayrı yatıyorduk. Bu yüzden bayağı korkuyordum aslında. Eşimin tavırları değişmiş. Şiddet uygulamaya başlamıştı. 5 sene önceki haline dönmüştü. Oğlum artık küçük değildi. Eşimle ayrıldık. Artık tek çocuklu bir dul olmuştum. Erkeklerin bakışları hep farklı olmuştu. Hayatıma sürekli girmeye çalışan birileri oldu ama güvenip işte bu dediğim bütün erkekler benden kaçar gibi gittiler. En sonunda bir adam çıktı karşıma. Kendisi hiç evlenmemişti. Ailem buna da karşı çıktı. Ben çocuklu bir dul olduğundan ve adam hiç evlenmediğinden istememişlerdi aslında. Ailemi dinlemeyerek bu adamla evlendim. Güzel giden 5 ayın sonunda ayrıldık. Ağır depresyona girmiştim. İntiharın eşindeydim. İlaçlar, tedaviler derken hem kendimi hem de ailemi perişan etmiştim. Bu durum erkekler olan güvenimi neredeyse bitirmişti. Düzgün bir iş bulup çalışmaya başladım. Kendimi, işime, çocuğuma adama kararı vermiştim. İş ortamında benim gibi çalışan kızlar vardı. Hepsi enerjik, sıcakkanlıydı. Kısa sürede kaynaşmıştık. İş çıkışı bir yerlere gidip oturuyor, muhabbet ediyorduk. O aralar bizimkiler fal baktırmak için sürekli falcıların yolunu tutmaya başladılar. Onların sayesinde ben doğa akıma katıldım. Sürekli olarak fal baktırıyordum. Falcıların hepsi aynı şeyi söylüyordu. Senin kısmetin kapalı diyorlardı. Bunu herkese söylüyor olabilirlerdi ama benim için gerçekten doğru bir şeydi. Kısmetim kapalıydı. Bunu anlamamak aptallık olurdu. Çalışırken bu süre zarfında iş yerime yakın yeni bir eve taşındık. Gidip gelme kolay olsun diye ama bu evde umduğumu bulamamıştım. Odamdan dışarı çıkıp diğer odalara gidemiyor, bunalıyordum. Sanki diğer odalarda hava yok gibiydi. Oya alışmak istiyor, yeni bir hayat istiyordum. Geceleri yatağımdan ansın uyandırılmaya başladım. Dolabımın kapağı genelde açık olurdu. Sanki oradan biri beni izliyor gibiydi. Umursamayıp gözlerimi geri kapattığımda dolabına tuhaf sesler geliyordu. Çatırdı gibi. Hani küçükken tüplü televizyonlar gece aniden çat diye ses çıkarır ya, onun gibi. Bunu genleşme olarak düşünerek yatıyordum. Bu durum sürekli olmaya başladı. Rüyalarımda evden çıkmaya çalışıyordum ama bir türlü çıkamıyordum. Kapana kısılmış biri gibiydim. Ailem bir psikoloğa görünmemi söyledi. Aslında hiçbir şeyim yoktu ama gitmekten zarar gelmez diyerek gittim. Psikolog depresyonda olduğumu, ortam değiştirmemi,
Görüştüğüm kişileri değiştirmemi falan söyledi. Uykularımdan çığlıklarla, kabuslarla uyanır olmuştum. Psikolog da fayda etmemişti. Oğlumla beraber aynı odada yatamıyorduk. Benim bulunduğum odadan kaçarak kendini dışarı atıyordu. Bu depresyon belirtisi işe gidip gelirken hayatıma girmeye çalışan ve bir anda benden uzaklaşan birinin gitmesiyle daha da yoğun hale geldi. Depresyonlarım yüzünden evden çıkamıyordum. İşimi de bırakmıştım. Evde sürekli olarak gaybden sesler duyuyor, duvarların içinden sesler geliyordu. Bu durum iyice kötü bir hal aldığında evdekiler beni bir hocaya götürdü. Hoca okuyup üflüyor, bir şeyler yapıyordu. Gözlerimin içine bakarak, "Kızım, sen sahiplisin. İnsanlar, seni sevenler sana koşarak geliyor, kaçarak gidiyorlar. Göz perden de, kalp gözün de açık ama sen onları görmek istemiyorsun. Çok korkuyorsun. Evin içinde sürekli dua et. Benim bu konuda fazla yapabileceğim bir şey yok," dedi. Hocanın yanından ayrıldıktan sonra dediği gibi dualarım falan okuyordum ama sanki o hocanın yanına gittikten sonra her şey daha kötü olmuş gibiydi. Kabuslarım, evdeki sesler, beni çağırmaları hepsi artmıştı. Neden bunlar benim başıma geliyordu? Bir gece yatağımda yatarken annem beni uyandırmasıyla gözlerimi açtım. Gözlerimi açtığımda banyoda yerde yatıyordum. Annem ise tepemde dikilmiş uyan diyordu. Başımı kaldırıp "Anne, benim burada ne işim var?" dedim. Annem de "Namaza" diye kalktım. Banyonun kapısı açıktı. "Seni yerde yatar görünce korktum. Şükür ki bir şeyin yok," dedi. O gün benim için başlangıç oldu. Evin içinde sürekli olarak olur olmadık yerlerde uyanıyordum. Bedenimde de ara ara morluklar oluşuyor. Sanki el izi gibi izler. Kara lekeler beliriyordu. Bu olaylar neredeyse her gece başıma geldiğinden bir gece uyumayıp bana bunu yapanı görmek istiyordum. Yatağın içine yatıp beklemeye başladım. Saatler geçiyor, kıpırdamıyordum. Odamın kapısı açıldı. İçeriye biri girdi. Gözlerim kısık şekilde onun kim olduğunu görmeye çalışıyordum ama göremiyordum. Hafiften biraz daha araladım gözlerimi. Karşımda ben vardım. Aynı yattığım pijamalarımla ayakta duruyor. Odamın içinde ileri geri gidiyor. Dolapları karıştırıp eşyaları yere döküyor, geri yerine koyuyordum. Bu nasıl ben olabilirdim? Bir süre sonra yatağımın kenarına geldi. Kalkıp kaçmak için hamle yaptım ama bırak elimi ayağımı, ağzım bile oynatamıyordum. Ayağımdan tutarak sürüklemeye başladı. Yataktan yere düştüm. Elim kolum ters dönmüştü resmen. Yerde sürüklendikten sonra merdivenlerden aşağı doğru indirip tuvaletin içine bıraktı. Orada beklerken bir karartı kapının önüne gelip beklemeye başladı. Hiç kıpırdayamıyordum. Sadece gözlerinden yaşlar akıyordu. O karartı tepemde kıpırdamadan sabaha kadar bekledi. Sabah olduğunda havanın aydınlanmasıyla kendime gelmeye başladım. Kendime gelir gelmez annemin yanına gittim. Durumu anlattım. Annem ise "Dua okuyor musun kızım?" dedi. "Valla bayağıdır unutuyorum anne. Aklıma gelmiyor," dedim. "Oku kızım. Sürekli oku," dedi. Annemin dediği gibi duaları okumaya başladım. Evin içinde Kur'an-ı Kerim'le geziyor. Besmele çekip dua okuyordum. Aradan birkaç hafta kadar geçmişti. Her şey durulmuş. Gezip dolanmaya, çocuğumla eğlenceli şekilde korkmadan vakit geçirmeye başlamıştım. Uzun süre, neredeyse bir yıl kadar sorunsuz günler geçiriyordum. Artık her şeyin geride kaldığını düşünmeye başlamıştım. Sanki kötü bir rüya gibi. Oğlum okula gidiyor, evde boş boş oturuyordum. Sıkılıyordum. Aileme çalışmak istediğimi söyledim. Onların da onayını aldıktan sonra birkaç yere başvurdum. Sonunda düzgün, mesai saatleri bana uyan bir işe girmiştim. İş arkadaşlarımın hepsi gayet iyi insanlar gibilerdi ama gün geçtikçe bazılarının bayağı fena olduğunu anlamıştım. Milletin dedikodusunu yapıp arkasından iş çeviriyorlardı. İş yerine biraz kendimi gösterip etrafında beni sevip takdir eden insanlar olmaya başlayınca o kenef gözlü insanlar gözlerini bana dikmişlerdi. Benimle uğraşıyor, dedikodumu yapmaya çalışıyorlardı ama hakkımda pek bir şey bilmedikleri için ellerine koz yoktu. İş yerine zaman içerisinde bir arkadaş edindim. Kendisiyle hem iş yerinde hem dışarıda görüşüp buluşuyor, geziyorduk. Aramız gerçekten de çok iyiydi. Doğal bir kızdı. Onunla beraber ara ara fal baktırıyorduk. Hafta sonuna doğru bana bir falcı bulduğunu, her şeyi bildiğini, çok iyi olduğunu, hafta sonu gidelim dedi. Ben de hemen kabul ettim. Zaten hep aynı şeyleri söyleyecekti. Buna şüphem yoktu ama gene de ne diyecek diye merak ediyordum. Bir heyecanla hafta sonu koştur koştur falcının yanına gittik. Falcı falımıza bakıp her şeyimizi önümüze serdi. Etrafındakilerin isimlerini varana kadar söylemişti. Şok içinde kalmıştım. Elimi tutup gözlerim içine bakmaya başladı. O an korkudan titremeye başladım. Falcının bakışları çok rahatsız ediciydi. Gözlerim içine bakarken senin peşinde biri var.
dikkatli ol diyerek elime bir kağıt sıkıştırıp burun yanından ayırma. İstersen kendine içi açılan kolyelerden alıp içine koy. Bu sana yardımcı olacak dedi. Falcı ellerimi bırakıp yanımızdan ayrıldı. Arkasından arkadaşımla beraber baka kalmıştık. Falcının yanından ayrıldıktan sonra dediklerini düşündüm. Evet, bende musallat vardı biliyorum ama neden beni bırakmıyordu ki? Peşimde olduğu yetmez miydi? Falcının dediğini yapıp verdiği kağıdı kolyenin içine koydum. Yanından ayırmıyordum. O aralar benimle ilgilenen bir adamla tanıştım. Gerçekten sevgisini belli eden biriydi. İlk başlarda ona yaklaşmaya korksam da zamanla duvarlarımı yıktım. Güzel, seviyeli bir ilişkimiz vardı. Bir süre sonra da evlendik. Güzel şekilde evimiz devam ederken bir sabah bedenimde gördüğüm morlukla hemen yanına gidip bunu sen yapmış olabilir misin? Benim burayı bir yere çarpma imkanı yok dedim. Eşim de olabilir. Belki farkında olmadan yapmışımdır dedi ama günler geçerken bedenin farklı yerine morluklar belirmeye başladı. Eşime pek belli etmek istemiyordum. İş yerindeki en yakın arkadaşıma morluklarımı gösterdim. Görür görmez kız kocan dövüyor mu seni doğruyu söyle dedi ama ben durumu anlatınca senin durum bayağı vahim hem de bayağı dedi. Onun da korktuğunu anlamıştım. Haksız sayılmazdı. Bu süre zarfında eşimle ilişkimizi de kötülemeye başladı. Evlendikten bir yıl kadar sonra bir anda bırakıp gitti. Nasıl olduğunu anlamamıştım. O gittiğimiz falcıya da ziyaretlerim artmıştı. Başka başka insanlarla gidiyor. Hem kendime hem onlara baktırıyordum. En yakın arkadaşımla bile aramız hafiften açılmaya başlamıştı. Bir zaman sonra arkadaşım yanıma gelip bir hocaya gittiğini, durumu anlattığını söyledi. Hoca ne dedi peki dedim. Sen onlara karışmışsın. Sen her şeyi rüya sanıyorsun ama onlar gerçek. Yakında onlara karışıp aklını yitireceğini söyledi. Sana muska ve okunmuşsu yolla diyerek hocanın gönderdiklerini verdi. Herkes bir şeyler verip içiriyordu ama bir türlü çare bulamıyorduk. Falcı ise beni ve arkadaşlarımı sanki büyülemiş gibi avucun içine almıştı. Çok ciddi paralar veriyor dediği her şeyi yapıyorduk. En yakın arkadaşım, sürekli takıldığım arkadaşım dediğim insanlardan uzak durmamı, onlardan zarar göreceğimi söylüyordu ama pek umursamıyordum. Arkadaşlarının hepsinin hikayesini biliyordum. Onlar da benim hikayemi biliyordu. Bir gün yanıma gelip sana bunları yaşatana aynısını yaşatmak ister misin? O sana büyü yaptı. Sen de ritüel yaptırdılar. Büyü mü yaptıracağız dedim. Hayır, ritüel yapacağız. Korkulacak bir şey yok. Sadece kötü enerjiyi ona yönlendireceğiz dediler. Peki madem öyle diyorsunuz. Bunca yıl ben çektim. Azıcık da o çeksin dedim. Beni bir eve götürdüler. Evde 30'larında bir kadın vardı. Gayet bakımsız, kirli, pasaklı bir kadındı. Çirkin değildi ama kadın hakikaten çok kötü kokuyordu. Kadın bize ne için geldiniz dedi. Ben bir şey demeden arkadaşım araya girip ritüel yaptıracağız dedi. Kadın da peki hallederiz dedi. Kadına bakıp hocam ben büyüden korkarım. Büyü yaptırmak istemiyorum. Büyü değil değil mi bu dedim. Hoca denilen kadın yok. Ne büyüsü? Biz burada enerji yönlendirmesi yapıyoruz. Kötü enerjileri seni üzerine yönlendireceğiz dedi. O gün onlara uyup dediklerini harfiyen yaptım. Allah affetsin. Yaptığın şeyin ne olduğunu sonradan anladım. Tövbe edip namaza başladım. Sürekli dua okuyor, ibadet ediyordum. Bana bu kötülüğü yapan, yani büyü yapan kaynanama hiçbir şey olmamıştı. Hocaya gidip olayları anlattım. Hoca ise bana, muskan yanında mı dedi. Evet dedim. Güzel diyerek, bak kızım, arkadaşların seni uçuruma götürmüşler. Tam aşağı atacakları sırada seni muskan korumuş. Yani o arkadaşların ritüel adı altında senin üzerinden başkasına büyü yapacaklardı. Akılları sıra senin ahiretini kapatıp kendi ahiretlerini güvence altına alacaklardı. Tabi böyle saçma bir şey olamaz. Önemli olan niyettir. Sen gerçekten yat kalk dua et. O muska yanındaydı. Yoksa o gördüğün yaşadığın olayların bin katını yaşardın. Muskan sayesinde o yaptıkları büyüler kendi üzerlerine çöreklendi. Ayrıca o kolyenin içindeki pis şeyi de yakat. Kadın seni tesirlemiş. Falcıların oyuncakları olma. Tek hakikat var. O da Allah'tır dedi. Hocanın dediğini yaparak hemen kolyenin içine kağıt çıkarıp yaktım. Demek ki muskan beni korumuştu. O an zarar görmediğime, kötü bir şey yapmadığıma gerçekten sevinmiştim. Aklımdaki sorular uçup gitmişti. Bana bunu yapan kızlara hesap sormak istiyordum ama onlar benden değil, Allah'larından bulsunlar. Ben Allah'a havale ettim. Aradan çok geçmeden ikisi de arka arkaya cenaze dolayısıyla izin aldı. Öğrendiğime göre hem çok sevdikleri hem de yakın akrabalara vefat etmişti. Daha sonra da çok fazla acı çektiklerini öğrendim. Sevgilileri terk etmiş, borca girmişler. İlerleyen zamanda da işten atıldılar. Bir daha da görmedim ikisini. Şimdi muskan boynumda. Namaz kılıp ibadet ediyorum.
Kesinlikle ve kesinlikle fal falan baktırmıyorum. Ben bana kötülük edenleri Allah'a havale ettim. En iyisini o bilir. Ne ekersen onu biçersin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.